TNT'miz kapımızı patlatabilecek mi? Niye patladığını biliyor musunuz gençler? Hemen göstereyim. Çünkü altındaki blok patladı. E, altındaki blok patlarsa kapımız otomatik olarak gider. Bu yüzden altındaki blok da patlamayan bir blok olursa yani mesela obsiden olursa atıyorum. E, kapımıza hiçbir şekilde zarar gelmeyecektir. Hatta istersek öyle milyon tane TNT olsun etrafında. Ama obsiden patlamıyorsa kapımızda patlamayacaktır. Evet bakın bir sürü TNT'yi ve olay budur. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft modu nasıl yapılır serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümümüzde hep birlikte Kapı yapacağız gençler. O zaman bunun şerefine başlamadan önce şöyle güzel bir beğeni atarsınız. Hadi bakalım gençler. Bu serideki beğeni ve ilgi düştü. Bakın işte ben bundan bahsediyorum. Eğitim ilk bölümü tamam. Herkes çok güzel bir şeyler öğrenmeye çalışıyor falan pişman. Sonraki bölümlere bir bakıyoruz. Düşüş var. Bir sonraki bölüm daha da düşüş var. Bir sonraki bölüm daha daha düşüş var. Yani rehber videolarının ne zaman geleceği, ne sıklıkla geleceği aslında tamamen sizin elinizde diyorum ve uzatmadan artık başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi programımızı açtık. Çelik modumuzun içindeyiz. Çünkü bugün çelik modumun içinde bir kapı yapmak istiyorum. Çelik kapı yapacağım gençler. Evet, demir kapı var. Tahta kapı var. Niye çelik kapı olmasın? Ya özellikle demir kapı varsa çelik kapı da olacak abi. Şuradan resources'a geldim ve buradaki çelik bloğumu ben kapımın bloğu yapacağım. Yani arkadaşlar çelik bloğumu zaten oyunun içinde var. Ve ben bu çelik bloğu kapımın bloğu yapmak istiyorum. Kapımı bunun üzerinden yapmak istiyorum yani. Fakat bunu böylece koyarsam çok saçma bir görüntü olur. Yani, yani çok amatör gözükür ve kapıya benzemez. Tabii ki böyle olduğu gibi de koyabilirim ama ben biraz daha güzelleştirmek istiyorum. Biraz daha dokunuş yapmak istiyorum. O yüzden buna böyle Seçiyorum, sonra Duplicate Select'a tıklıyorum ve bunu blok olarak tekrardan arkadaşlar koyuyorum. Buna da Çelik Kapı Texture diyorum, OK diyorum ve bakın aynı bloğu buraya arkadaşlar e, duplicatelemiş, yani e, kopyalamış oldum diyelim. Yani buna değil yeni yaptığımıza çift tıklıyoruz ve arkadaşlar, içine giriyoruz. Artık bu kapımızın üst tarafı olsun ve kapımızın hani iki tarafı düşünün. Bir alt tarafı bir üst tarafı. Yani ilk etapta kapımızın üst tarafını yapıyoruz gibi düşünün arkadaşlar. O yüzden silgimi elime alıyorum. Bu silgim sayesinde şuraya arkadaşlar güzelce bir cam açıyorum. Şöyle on numara bir cam açtım. Sonra bu camdan arkadaşlar şuraya da bir tane şöyle açıyorum kapımın camı bu yani kapımın böyle içinin gözükeceği yerleri ee, şurasından şöyle biraz daha açacağım bakalım Hatta biraz daha şuradan Evet hatta şunları da evet alsam iyi olur Heh. şuraları da şöyle alayım Tamamdır Vallahi on numara oldu üst taraf arkadaşlar bu şekilde e, içi gözüken bir şekilde geldi. Şimdi ben bunun alt tarafını da yapacağım için gençler bunun alt tarafına böyle bir açıklık bırakmam lazım. Yani şuradaki siyah çizgi benim işimi bozar. O yüzden gençler ben renk seçicimi elime alıyorum. Şuradaki rengi seçiyorum. Ve bunun arkadaşlar bütün her tarafı boyuyorum. Yani bakın şuraya bir kere şundan arındırmam lazım. Çünkü bunun üst tarafı da bu renk olacağı için ikiye bölünmüş gibi değil de devam ediyormuş gibi aşağı doğru devam edecek. Ve yine seçicimi aldım. Şuradaki rengimi seçip bunu da arkadaşlar aşağıya doğru devam ettiriyorum. Çünkü bu sağ tarafı da böyle aşağı doğru devam etmesini istiyorum. Tamam. Şu an için bence her şey istediğim gibi. Evet burası böyle kalabilir. Çünkü zaten bu üst taraf buranın bir etkisi olmayacak. Şöyle üst tarafın alt tarafı benim için önemli. Çünkü alt tarafında üst tarafı buraya birleşecek. Yani bunun altın arkadaşlar yine bu şekilde e, bu renklerden gelecek. O yüzden buraya dikkat ettim. Ben yine de şurayı da boyayayım evet. Buraya boyarsam daha mantıklı olabilir. Tamamdır gençler. Save this texture dedim ve arkadaşlar bu kaydı oldu. Artık çelik kapı texture dediğimizde bakın şöyle üst tarafı gözüküyor. Şimdi ise arkadaşlar şuna tekrar geliyorum. Tekrar duplicate diyorum. Bir daha blokluyorum. E, çelik kapı Texture e, alt diyelim buna da. Bakın buraya geldi. Çift tıklıyorum içine giriyorum gençler. Buna da aynı buradaki işlemleri yaptığım gibi bir düzenleme yapacağım. Renklerini şöyle üstten bağlamak adına e, seçicimle şöyle şuradan rengimi alıyorum. Şurayı kapatıyorum. Çünkü üst tarafın alt tarafı bakın yani şurası şuraya denk gelecek tamamdır bu konuda bir sıkıntı yaşamayacağız gençler hatta şurası da bence güzel kapı kolu gibi oldu bak bunu ellemeyeceğim bunu bırakacağım böyle kapının kolu gibi gözükecek bence bu 10 numara bir detay olacak tamamdır daha fazla uğraşmıyorum daha fazla şansımı zorlamıyorum bu alt tekstür bu ise üst tekstür şimdi bunu da gelip save texture deyip kaydediyorum bunun ikisini de kapatıyorum gençler ve şimdi model kısmına geliyorum artıya tıklıyorum blok diyorum arkadaşlar. Bloğuma direkt olarak çelik kapı diyorum. Tamamdır. Şimdi bakın burası önemli bir konu. Şuradaki default basic bloku değiştirip e, buradan gençler kapının hazır blok halini seçiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi bunu seçtiğimde buradaki 4 tane seçenek kalktı. Sadece üst ve alt olarak iki tane seçenek kaldı. İlk önce üste tıklayalım. Şuradan seçeneğimizdeki üst kapımızı seçelim ve buradan da alta tıklayıp bunun alt kısmını seç. Hangisiydi lan budur bakayım? Geleyim üstüne. Heh bu. Tamam. Seçtiğim kapımın tekstürü hazır. Bir de gençler bakın şurası isteğe bağlı bir şekilde bakın block item texture. Gerçi isteğe bağlı demeyeyim. Bunu yapmanız gerek yoksa kapıya benzer bir şekilde elinizde durmaz. Yani ne demek istiyorum gençler? İtem olarak kapıyı elimize alıyoruz sonuçta. Blok da olsa bu. Bunu elimize aldığımızda, craft ettiğimizde bir görünüş olacak. Bu görünüş normal bir blok olarak gözükür. Eğer burayı boş bırakırsanız bu da hiç kapıya benzer bir şey yapmaz yani ve amatör olur. O yüzden bizim buraya arkadaşlar tıklayıp create texture deyip Yeni bir görünüş eklememiz lazım. Yani kapının böyle minicik bir halini eklememiz lazım. Aynı Minecraft'taki tahta kapı, demir kapının küçük elimizde gözüken hali gibi. Transparan olsun tamam, oluşturalım abi. Zaten kafamıza göre yapacağız. Şimdi rengimizi abi şuradan güzel bir şekilde füme olarak seçiyoruz. Çünkü bizim çelik kapımızın da rengi bu renklerde. Şuradan başlayıp şöyle en aşağı doğru iniyorum gençler. Şöyle bir boşlukta buradan bırakıyorum. Sonra bunu bir güzel şöyle çekiyorum şuraya kadar. Tamam. Bence yani normal buradan yukarı çıkabiliriz. Sonra bunun burasını birleştirebiliriz. Tamamdır. Şimdi bunu ortadan birleştireceğiz. Yani şuralarını gençler birleştireceğiz. Şöyle güzel bir şekilde bakalım nasıl birleştiririz. Şuraya kadar yaparız. Ondan sonra şuralarını şöyle yaparız. Sonra şurasını şöyle yaparız. Tamam, üst tarafı oldu. Ve alt tarafı da basit zaten gençler. Alt tarafında şöyle yaparız. Daha sonra abi bunun alt tarafının içini biraz daha şöyle açık bir renge şöyle boyarız. Tamam bitti Valla tam istediğim gibi oldu gençler Tamam save this texture diyorum Bu sefer buna item diyorum Bakın blok demiyorum Çünkü bu elimle tuttuğum item'ın aslında görünüşü Bu arada ben özenmeden yapıyorum Siz bunlara özenirsiniz Uğraşırsınız Ben temsil olarak yapıyorum gençler O yüzden kötü yapıyorsam affola yani Kusura bakmayın Burada çelik kapı item diyelim arkadaşlar. Okey diyelim kaydedelim. Çıkıyoruz. Şimdi buna şuradan çelik kapı itemimizi bu muydu lan? Evet bu tamam. Select diyorum gençler. O bakın görmüş gibi artık e, bu şekilde gözükecek. Tamamdır. Bu sayfada başka yarım kalmadı. İkinci sayfaya geliyorum. Bakın burası da gerçekten önemli bir yer gençler. Bunun materyali önemli. Materyal kısmında eğer ki Voodoo seçerseniz bu kapıyı elinizle açabilirsiniz yani bildiğiniz tahta kapı olur yani elinizle sağ tık yaptığınızda direkt olarak açılır her nerede olursa olsun fakat ayrın materyal seçerseniz bunu arkadaşa bir demir kapı yapmış olursunuz ve demir kapı da biliyorsunuz yani demir kapı yapmış olmazsınız aslında demir kapı tarzı yapmış olursunuz bu ne demek elinizle sağ tıklayıp direkt olarak açamazsınız bir butona ihtiyacı olur bir şartele ihtiyacı olur veya bir redstone gücüne ihtiyacı olur. E bizim de çelik kapımız elle direkt öyle iterek çekerek falan açılıp kapanmayacak bir kapı yani demir kapı gibi sert olması lazım. Butona veya şartele ihtiyaç duyması lazım gençler. O yüzden iron'ı seçiyoruz. Buradan da dekorasyonu seçelim ve blok sesi arkadaşlar. Eğer tahta kapı yapıyorsanız wood seçiyorsunuz ama eğer benim gibi çelik kapı yapıyorsanız böyle metal e, tarzı bir kapı yapıyorsanız yani metal'i seçerseniz tabii ki bu sizin artık görüşünüzde kalmış. Buradan gelip bunu da seçersiniz hani. Fakat ben bir çelik kapı yapıyorum ve en mantıklısı bence bu. Geldik hardness arkadaşlar. Hardness e, bu kapıyı kırdığımızda yani bloğun kırılganlığı bu. E, bunu ne kadar yüksek tutarsanız kapınızı elinizle kırarken o kadar geç kırılır. Fakat asıl önemli olan şey bunun altındaki resistance kısmı gençler. Bu resistance'ı arttırdığınızda artık kapınız TNT patlamalarına veya herhangi bir patlamaya, herhangi bir saldırıya falan çok daha dayanıklı hale geliyor. Yani bunu 10 yerine şöyle 50 yaparsam gençler baya baya kapım patlamaz bir kapı olacak artık. Kapımızın içinden tabii ki geçemeyelim yani kapının bir anlamı kalmaz o zaman içinden geçersek. Şuraya ellemiyorum yani bir şey koymuyorum gençler. Bunu da bir olarak bırakıyorum çünkü bunu kırdığımda bana kendini versin ve bir tane versin. Eğer boş bırakırsam tabii ki zaten kendini veriyor. O yüzden buraya ellemiyorum. Biraz daha aşağı iniyorum ve gençler bakın şurada kapımın hangi tuğla kırılacağı seçeneği var. Yani arkadaşlar özel bir spesifik bir tuğla kırılmasını istiyorsam buradan seçebilirim. Pickaxe ile kırılmasını istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki benim kapım ee, iron e, materyalinde bir kapı ve bunu da işte elimle kırmam bence saçma olur. Bu yüzden pickaxe kullanarak ve pickaxe'i de bakalım ne olarak kullanalım. E, en az taş olsun. Bunu bir yapmak en mantıklısı gençler. Şöyle hatta göstereyim bakın. Bir yaparsak en az taş kazmaya ihtiyacımız olacak. Taş kazma, demir kazma, diamond kazma veya daha üstünü kullanarak bunu kırabileceğiz bu kapıyı. Ve kapımızın tamamen kırılmaz olmasını istiyorsak şunu işaretliyoruz. Fakat böyle bir şey istemiyorum gençler. Ben kapımı istediğim zaman kırabileyim yani elimle bunları kullanarak. Şimdi geldik bu üçüncü sayfaya. Üçüncü sayfada gençler ben hiçbir şeyi ellemeyeceğim. Fakat siz dilerseniz bunları elleyebilirsiniz. Mesela buradan kapınıza partiküller koyabilirsiniz falan ama ben önermem yani bunu gerek yok. Bu işin artık şov kısmına kaçıyor ve bence biraz Saçma oluyor ama dediğim gibi bu kapı böyle gizemli bir kapı falansa buradan belki hani ufak tefek e, partiküller koyabilirsiniz bunu koyduktan sonra şunu işaretlemeyi unutmayın bu arada fakat ben e, ihtiyaç duymadığım için bunu hiçbir şekilde işaretlemiyorum ve koymuyorum da bu sayfada bir işimiz yok bu sayfada bir işimiz yok bu sayfada işimiz benim yok ama sizin olabilir mi? Bir bakıyorum. Yani bir kapıdan ne bekleyebiliriz ki olarak? Bence hiçbir şey bekleyemeyiz gençler. Belki bunu kırdığımızda bir şey olmasını falan sağlayabiliriz. Hani kıran kişiye zarar vermesini falan belki sağlayabiliriz. Onun dışında pek ee, bir şey yapabileceğimizi sanmıyorum. Son sayfayla da zaten işimiz gücümüz yok gençler. Say model hemen diyoruz ve kapımızı kaydediyoruz. Artık oyunda bir adet çelik kapımız var. Hemen test etmek için başlatıyorum oyunumu. Bakalım gerçekten de istediğimiz gibi olmuş mu her şey. Evet gençler oyundayız ve tam da uyumlu bir yerdeyiz. Kapılarımızı buradan kırıyoruz ve bu kapılarımızın yerine artık e, çelik kapımızı koyacağız. Bakın çelik kapımız burada. Görünüşünü görüyor musunuz? Gerçekten çok güzel oldu gençler. Şöyle bir tane de yere atarak göstereyim. Bakın vallahi 10 numara 5 yıldız oldu. Kendim yaptım diye demiyorum yani. Harbi güzel olmuş. Şimdi bunu şöyle ve şöyle koyduğumda bakın arkadaşlar çelik kapım artık hazır. İçi gerçekten de gözüküyor bakın. Şöyle içeriği görebiliyoruz. Bence biraz fazla e, boş bırakmışız bu pencerelerin şeylerini ama olsun yani siz kafanıza göre tabii ki bunu ayarlarsınız. Ben öyle gelişi güzel yaptım gençler. Siz bana bakmayın. Ve gençler bu kapılar asla sağ tıkla açılmıyor. Çünkü bunlar demir kapı gibi. Yani elle açılamıyor. Bunları açmak için ya buton gerekiyor ya da arkadaşlar şöyle şartel gerekiyor. Butonumuzu şöyle koyalım. Tak tak. Evet. Veya şartelimizi koyalım. Şuraya da koyalım. Açtım, açtım. Ve evet kapılarım ardına kadar açıldı. Peki bu kapımızı ne butonlar ne de şarteller olmadan açmak istiyorsak ne yapmalıyız gençler? Hemen kapımızın ayarlarına geliyoruz. Buradan ikinci sayfamıza tekrardan basıyoruz. Ve buradaki materyal kısmındaki ayrını e, wood olarak gençler değiştiriyoruz Artık kapımızı elle açabileceğiz Blok sound'u da gençler Hazır değiştirmişken wood yapalım Çünkü bir wood kapı yapıyorsak Blok sound'un da wood olması çok mantıklı olur Ha bu arada şunun ismini de gençler Şöyle yani hani daha güzel dursun diye e, Güzel yapalım Çelik kapı yapalım. Aynen. Ve bu tahtadan bir kapı olduğu için bunun hardness'ı biraz daha şöyle düşük olabilir. Hani çok fazla abartmadan biraz düşürebiliriz. Normalde resistance ayarını da düşürecektim. Fakat gençler bir önceki kapının patlamaya olan dayanıklılığını size göstermedim. O yüzden düşürmüyorum. Bu kapıda bunu test ederiz. Hani resistance yine 50 olarak kalsın. Bir TNT falan patlatalım değil mi yanında? Bence 10 numara olur. Evet evet bir TNT testi lazım. Bence hak etti. Ve buradan kazmamızın yerine baltamızı seçiyorum. Çünkü gençler bu bir tahta kapı. Tahta kapı da biliyorsunuz Baltayla kırılması daha makbul o yüzden baltamızı seçtik ve bunu bir değil sıfır yaparım gençler ki hani bu tahta kapı artık hani öyle taş eşyalara falan ihtiyacımız olmasın yani minimum taşlı daha demin çünkü daha demek kapı tıpkı bir demir kapı özelliklerindeydi fakat gençler bu kapımız tahta kapı özelliğinde olacak yani tahta bir kapı yapmışız gibi olacak materyali o yüzden sıfır yapmamız bakın en mantıklısı olur. Yani bunu kırmak için minimum stona ihtiyacımız olmayacak artık. Tamamdır bu kadar gençler. Bunları da zaten ellemiyorum. Tamam kaydediyorum çıkıyorum. Artık kapım bir tahta kapı materyalinde oldu. Yani kapımın ismi yine çelik kapı ama tahta kapı nasıl oluyormuş onu da göstermek istiyorum size. Ama demir kapı gibi sert, elle açılmayan, butona veya şarteli ihtiyaç duyan bir kapı yapacaksanız ilk gösterdiğim ayarları kullanacaksınız. Evet, tekrar dünyamızdayız. Artık şartellere elveda, artık butona elveda. Artık şuradaki şartelleri de kırabiliriz. Çünkü kapımız Artık ne şartellere ne de butonlara ihtiyaç duyuyor. Şunları da kır abi. Artık kapımı sağ tıkla rahat bir şekilde açıp kapata biliyorum. Artık bunlar tahta kapı gibi görünüyorlar arkadaşlar. Yani tabii ki yine çelik kapı olarak koyduk oyuna fakat materyalleri tahta. Yani eğer tahta görünümlü bir kapı yapacaksanız arkadaşlar bu şekilde ayarları kullanıp böyle bakın ahta kapı haline getirmeniz lazım. Şimdi elimize çakmağımızı, TNT'mizi aldık gençler. Kapımızdan şöyle bir tane şuraya koyuyoruz ve bunun önüne bir tane TNT koyuyoruz. Patlatıyoruz. Bakalım TNT'miz kapımızı patlatabilecek mi? Niye patladığını biliyor musunuz gençler? Hemen göstereyim Çünkü altındaki blok patladı e, Altındaki blok patlarsa kapımız otomatik olarak gider Bu yüzden altındaki blok da patlamayan bir blok olursa Yani mesela obsiden olursa atıyorum e, Kapımıza hiçbir şekilde zarar gelmeyecektir Hatta istersek öyle milyon tane TNT olsun etrafında Ama obsiden patlamıyorsa kapımızda patlamayacaktır Evet bakın bir sürü TNT Ve Bakın Olay budur. Yani altındaki bloğu kapının tabii ki kırarsanız kapı da gider yani. O yüzden kapıyı koyduğunuz zemin de patlamaması lazım ki kapımız Dayanıklı olsun. Yani aslında kapımız çok dayanıklı. Fakat e, altındaki bloğun dayanıksızlığından kapımız da kendine yere edinemiyor. Bu yüzden altındaki bloğu da şöyle kırarsanız kapımız da mefta oluyor. Sen ne dinliyorsun anlıyormuş gibi. Ha Hayırdır sana? Ne oluyor? Lan, ne tatlısın lan sen? Lan yani, abi. Bak, yoksa kesip yerim sizi ha. Bak gelme. Bak gelme illa yemeyeyim seni yani. Gelme işte. Ha. Neyse gençler bir rehber bölümünün daha sonuna geldik. Kapılarımız böyle yapılıyor. Kapı modlarımız bu şekilde oluşturuluyor. Umarım anlamışsınızdır. Umarım zorluk çekmezsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz ve bay bay.